Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün günlerden pazar. Aldım çayımı, geçtim balkona. Bir motivasyon konuşması hazırlamak istedim. Umarım keyifle beğenerek izlersiniz. Burada olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Kendinizi geliştirmek için yapabileceğiniz 10 tane çok kolay uygulanabilir tavsiyeden bahsedeceğim. Bunlar aslına bakarsanız benim hayatım boyunca okuduğum kitaplardan, dinlediğim videolardan öğrendiğim şeyler. Dolayısıyla hani kendim de tecrübe ettiğim, kendim de yaşadığım şeyler bana çok katkısı olanlar oldu. Beni de yeni deneyecek olacaklarım var içlerinden. O yüzden bunların üzerine biraz sohbet edelim. İnşallah hepimize faydası olur bu söylediklerimin. Kendinizi geliştirip daha ileriye gitmek istiyorsanız herhangi bir okul ya da üniversite bitirmenize inanın hiç gerek yok. Bu tamamıyla sizin istemenizle alakalı bir şey ve kafa yapınızla alakalı bir şey. Bu devir o kadar aslında güzel bir dönem devir ki, hani elimizin altında telefon var, internet var. Bütün bilgiye ve kendimizi geliştirebileceğimiz bütün kaynaklara gerçekten bir parmağınızın ucu kadar yakınız. O yüzden önemli olan sizin vaktinizi nasıl değerlendirmeyi seçtiğiniz. Bunların üzerine böyle bir derleyip toparlayalım. Belki hani siz de kafanızda oturtabilirseniz bu söylediklerimi denerseniz bundan sonra çok daha farklı bir bakış açınız olabilir hayata. Beyhan Budak'ın tavsiyesiyle onda dinlediğim, çok etkilendiğim ve not aldığım bir maddeyle başlamak istiyorum. Birincisi, kendinize dışarıdan bakarak hayat hikayenizi bir deftere yazın. Yani doğduğunuz günden bugüne iyi yanları, kötü yanları, böyle yaşanmışlıkları, size böyle çok etkileyen olaylar, böyle bir hayatınızın özetini yap deseler, birine anlatacak olsanız, sizi sıkılmadan dinleyecek birine anlatacak olsanız nasıl yazarsınız ve neler anlatırsınız? Bunlarla ilgili böyle bir yazı yazmanızı tavsiye ediyordu. Çok güzel geldi benim kulağıma. Ben bunu daha önce yapmamıştım. İlk fırsatta mutlaka yapacağım. Ve sonra diyor ki bir hafta sonra o yazdığını oku ve kendine dışarıdan bak. Dolayısıyla olaylara nasıl baktığını gör. Aslında kendinle de bir nevi tanışma gibi bir şey yap demek istiyor. Aynı zamanda o yaşadığın olayların üzerine acaba bugünkü aklım olsa neyi farklı yapardım diye kendinizi de sorgulamanıza sebep oluyormuş bu yöntem. Bununla başlayabilirsiniz. İkinci madde olarak gelecek 5 yılda yapmak istediğiniz 100 tane şeyi yazın. Yani çok küçük şeyler bunlar, büyük şeyler değil. Örneğin bir bitki bakmak istiyorum, işte bir yeri görmek istiyorum ya da işte bir şey öğrenmek istiyorum, bir arkadaşımı görmek istiyorum. Çok basit, hayatınızı sizi mutlu edecek çok küçük detayların olduğu 100 tane madde yazmanızı tavsiye ediyorlar kendinizi geliştirmek için. Ben bunu yaptım, hala yapıyorum ve böyle sürekli maddelerim var. Hani neler yapabilirim? Benim 1 yıllık, işte 5 yıllık, 10 yıllık, uzun vadeli, yaşlılık, böyle ömür boyunu kapsayan hayallerim var, hedeflerim var. Bunları yaptıkça da böyle üzerine tik atıyorum. Defterler çok değerli. Daha önce söylemiştim zaten, defter tutmaya başlayan çok arkadaşım oldu içinizden. Yine kendimden büyükler var burada. Ben dediğim gibi sadece o okuduklarımı, öğrendiklerimi burada paylaşmak istiyorum. Tecrübe ettiklerimi paylaşmak istiyorum. Hani bilmişlik yapmak istemiyorum. O yüzden hani belki size de çok değişik gelir ama denemek isterseniz hayatınıza çok farklı bir renk katar bu yöntem. Denerseniz çok memnun olurum. Üçüncü madde, bir şükür listesi yapmamız tavsiye ediliyor kendimizi geliştirmek için. 25 tane somut madde. Yani nasıl? Sağlıklıyım, evet tamam, ama örneğin evinizde çok sevdiğiniz bir eşyanız var. Hani çok seviyorsunuz. Hani onu çok almak istediniz, aldınız. Onu yazın, atıyorum. Hani şunun var, onun için şükür olsun. Ya da kendinizle ilgili çok iyi bir gelişme oldu, onun için şükür edebilirsiniz. Ya da sevdiğiniz birini gördünüz ya da birisi yeni bir arkadaşınız oldu. Hayatınızda çok böyle sevdiğiniz bir arkadaşınız var, onun için şükür edebilirsiniz. Böyle somut somut şükretmenize sebep olacak 25 tane madde yazmamız tavsiye ediliyor. Ben yine bunu yazdığım için uzun zaman önce bunun da çok güzel faydalarını görüyorum. Bunun şöyle bir avantajı varmış. Canınız sıkkın olduğunda o maddelere bakarsanız eğer, hani o şükür listesine bakarsanız modunuzu değiştirebiliyormuş. Sizi böyle hayata daha adapte edebiliyormuş. Ben pek hani öyle bir anım olmadı. Hani öyle ona bakacak durumum olmadı ama böyle bir liste yapmayı çok sevmiştim. Gerçekten bana iyi hissettiriyordu. Yine aklıma geldikçe, ara ara yeni bir şeyler eklendikçe mesela ben bu maddeleri genişletiyorum. Ama mutlaka bir şükür listem var. Bir diğer madde, sosyal medyada geçirdiğimiz zaman. Bunun üzerine yine daha öncelerde sohbet etmiştik. Evet, sürekli böyle bir şeyler görüyoruz. Yeni şeyler görüyoruz. Ben de çok fazla görüyorum. Bazen kendimi kaptırıyorum. Böyle çocuklar uyurken elimde telefon.
yorumlarınızı okumuş oluyorum. Ondan sonra diyorum ki 5 dakika daha vaktim var diyorum yani. 5 dakikada şöyle bir bakayım diyorum. O 5 dakika oluyor. Birden 15-20 dakika ve ben böyle bakmışım. Ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Baktıklarımı sadece gördüm ama bana hiçbir şey katmadı. Tamamıyla bir zaman kaybı. O yüzden sosyal medyada geçirdiğimiz zamanı ölçülememiz gerekiyor. Onun yerine ben yanımda ve elimin altında sürekli kitap bulunduruyorum. Yani mutfakta kitap bulunduruyorum ya da işte çocuk odasına bir kitap koyuyorum. En olmayacak yerlerden bir kitap çıkıyor. O anda ben sosyal medyaya baktığımda kendimi tutuyorum. Hemen böyle kitap sayfası karıştırıp bir sayfa okusam, bir cümle okusam benim kârımdır diyerek mümkün olduğunca kitap okumaya çalışıyorum. Sosyal medya gerçekten çok büyük bir sınav bizim için. Çocuklarımız için de çok büyük bir sınav. Ergenlikte olan çocuklar için de çok büyük bir sınav. Yani benim zamanımda sosyal medya olmadığı için çok mutluyum. Ben üniversiteye hazırlanırken öyle bir şey yoktu. Yani teknolojinin faydalarından faydalanamamak benim avantajımaydı. Çünkü konsantremi derslere verebiliyordum. Şimdiki gençler çok zor konsantre oluyorlar. Çünkü hani akılları telefonlarında oluyor. Orada bir iletişim dünyaları var. Orada oluyor. Yarın bir gün benim de başıma gelecek. İşte bununla baş edebilmenin de yöntemlerini araştıracağım muhtemelen. Bir diğer madde kendinizi geliştirmek için iş yaparken mutlaka bir şeyler dinleyin. Örneğin bulaşık yıkarken, ütü yaparken, onun dışında ne yaparsanız yapın. Hani cam silerken bile bir şey dinleyin ama size öğretici bir şey olsun. Yani bir şey öğrenin. O dinlediğiniz size bir şey katsın, kafanızı dağıtsın. Hiçbir şey dinlemeden iş yaptığınızda bazen olumsuz şeyler düşünüp olumsuz şeylere odaklanabiliyoruz. Dolayısıyla hem bir şeyler dinlediğimizde aklımız başka yöne kayıyor, hem de iyi şeyler öğrenmiş oluyoruz. Bize iyi gelecek şeyler duymuş oluyoruz. Hayatımızı güzelleştiriyor. O yüzden iş yaparken ben her zaman için hani evlendiğim günden beri böyle mutlaka bir şey dinlerim. Bir diğer madde, sizi dibe çeken hesapları takip etmeyin. İnternette, sosyal medyada baktığınızda size kendinizi iyi hissettirmeyen, kendinizi mutsuz hissettiren hesapları takip etmeyin. Yani bazı hesaplar var, sürekli hani olumsuz bir dille konuşuyorlar, sürekli gösteriş yapıyorlar ve böyle bilmiyorum, ben bazı hesaplarla karşılaşıyorum. Hiç hoşuma gitmiyor. Dolayısıyla ya da değişiyor bazen bazı kişiler ve onları takipten çıkıyorum. Çünkü bana iyi hissettirmiyor. Bir hesabına bakarken zaten anlarsınız ne hissettiğinizi. Sizde en ufak bir olumsuz duygu barındırıyorsa hemen onu bence takipten çıkın. Çünkü ben öyle yapıyorum. Zaten uzmanlar da bunu tavsiye ediyorlar. Hayatınızdan da öyle. Hayatınızda böyle dedikodu yapan, sürekli başkalarının hakkında konuşan, sürekli hayatındaki sorunlardan bahseden insanları çevrenizden uzak tutun. Az görüşmeye çalışın. Çünkü onlar da sizi dibe çeker. Böyle, maalesef böyle. Yani yardım edebiliyorsanız etmeye çalışın. Ben genelde hep yardım etmeye çalışırım. Baktım o benim yardım edebileceğim durumda değil. Gerçekten ondan sonra elim ayağımı çekiyorum. Yapacak hiçbir şey yok. Kimse sizi dibe çekemez. Kimsenin sizi dibe çekmesine izin vermemeniz lazım. Yani insan olarak vermememiz lazım. O yüzden onlarla daha az görüşün ya da tamamen görüşmeyi bırakın. En güzeli o. Yine evde kendimizi geliştirebileceğimiz o kadar çok şey var ki. Mesela bir konuyu merak ediyorsunuz. Yani çok ilginç bir konu olabilir. Arılar nasıl bal yapıyor? Tamamen şu anda atıyorum. Çünkü hani onların o süreci, kovan süreci, işte bir eşek arısı var, bir de işte kraliçe arı var. Bu arılar nasıl evlerine gidiyorlar? Yani bir sürü şey var aslında bilmediğimiz. Onları öğrenin mesela. Hayatınızda böyle değişik şeyler öğrenmeye çalışın. Ben bunu yaptığım için söylüyorum. Hani merak ettiğiniz şeyleri araştırıp öğrenebilirsiniz. Son olarak kendinizle ilgili sevdiğiniz 10 tane şey yazın. Yani karşınızdaki bir mülakata gittiğinizde kendinizi anlatın diyorlar mesela. Çok başıma geldi. Yani ben kendimi övmeyi sevmiyorum. Kendim hakkında konuşmayı sevmiyorum. O konuda çok zorlanıyorum. Ama yazarken biraz daha belki özgürüm. Yazarken de çok zorlanıyorum. İnanın kendimle ilgili iyi bir şey yazarken çok büyük sıkıntı çekiyorum. Aklıma hep olumsuz şeyler geliyor. Ama kendimi zorlayıp olumlu olarak gördüğüm şeyleri böyle kısaca yazıyorum. Yanına da olumsuzlarını yazıyorum. Böylelikle kendimize dışarıdan bakma fırsatımız oluyor. Kendimizi daha iyi analiz edip daha iyi değerlendirebiliyoruz. Bunu herkes yaparsa yine özünde kendini daha iyi tanımış olur. Neleri yapıp neleri yapamayacağını keşfetmiş olur. Kendiyle barışmış olur. Kendini kabul etmiş olur. O yüzden kendinizle ilgili özellikleri de yazabilirsiniz.
Maneviyatımızı da çok iyi öğrenmek. Bu da çok güzel bir gelişim. Yani onun hakkında bir şeyler söyleyebilmek, bir şeyler biliyor olmak, başkalarından duyduğumuz şeyler yerine araştırıp gerçekten okuyup konu hakkında bir şeyler anlatabilecek kıvama gelmek çok güzel, çok özel bir şey. Ben bununla ilgili hep tefsir okuyorum. Hani hala okuyorum. Hani çok az okuyabiliyorum ama fırsat buldukça okuyorum. Ve duaların anlamlarını hep merak etmiştim mesela. Namaz kılarken dua ediyoruz. O duanın anlamını bilmiyorsak ben eksik hissediyordum. Mesela onların anlamlarını mutlaka öğreniyorum. Öğrendim yani zamanında. Onların anlamlarını bilmeye çok değer veriyorum. Ya da işte Kur'an-ı Kerim'de yazan şeylerin anlamlarını bilmeye çok değer veriyorum. Çok daha başındayım. Yani gerçekten yolum çok uzun ama okuyorum en azından. Okumaya başladım ya da merak ediyorum. O yüzden hani siz de böyle okursanız, bu konular hakkında da bilgi sahibi, araştırmalarınız sonucu bilgi sahibi olursanız, bu da sizin gelişmişliğinizi arttıracak bir şeydir. Evet, videonun sonuna geldik burada da. Benim söyleyeceklerim bu konuyla ilgili bu kadar. Sizin bana sormak istedikleriniz olursa yorumlara yazarsanız dönüş yaparım seve seve. Birazcık geç de olsa dönebiliyorum. O yüzden kendinize çok iyi bakın. Çok güzel bir pazar günü diliyorum. Dilerim hayatınıza tüm güzellikler gelir. Dilerim bugün sizin için yeniden bir başlangıç günü olur. Hayatınızda bir şeyler değişir. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.